Ortadoğu'da yaşananlar. Ona geçeceğim. Lütfen eşlik edin bana. Ortadoğu'da da bir ateşkes umudu vardı ama anladığımız kadarıyla o ateşkes umudu yeşermedi. Biden çok ısrar etti ama Netanyahu'dan döndüğünü görüyoruz. Gazze'de ateşkes anlaşmasının %90'ı tamam demişti Beyaz Saray. Sonra anlaşmanın yakın olmadığı yönündeki açıklamalar sürece yardımcı olmaz demişti John Kirby. Biden yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasının %90'ının tamamlandığı yönündeki ifadeler doğru değil deyip Netanyahu kestirip atmıştı ve gördüğüm kadarıyla ateşkes için %90 mutabakat sağlandı. Anthony Blinken'ın ifadeleriydi ama Netanyahu çok net bir şekilde direniyor ve o ateşkesle ilgili. Son geldiğimiz noktada o Selahattin Koridoru ya da Philadelphia Koridoru. Siz geçen saat diliminde aslında o noktayla ilgili bir atıfta bulunarak bırakmıştınız. Oradan devam edelim. Selahattin Koridoru'ndan çıkmayacağım. Her ne pahasına olursa olsun buradan çıkmayacağım diyor Netanyahu. Ve anladığımız kadarıyla da operasyonları bir şekilde sürüyor. Dur diyen de olmadığı için. Geride bıraktığımız günlerde böyle bir görselin önünde elinde bir... Evet. Çubukla sunum da yaptı. O sunum haritası da çok çarpıcıydı. Çünkü orada Batı Şeria görünmüyor. Yoktu. Çok bir iki nokta gibi bir şey. Görünmüyor. Yok, yani yok. Şöyle bir soruyu yönelteceğim. Arkadaşlarımız açtı sağ olsunlar. İşte o görüntü. Netanyahu bir sunum yaptı. Batı Şeria yok. Gazze üzerinden de o Selahattin Koridoru'nu anlatıyor. Şimdi akıllardaki soru da şu. En başından beri konuştuğumuz Gazze'yi de bir Batı Şeria'ya çevirmek. Yani Batı Şeria'nın ne olduğunu eminim siz anlatacaksınız. İstediği zaman İsrail'in girdiği, operasyon yaptığı, o işgalcilerine yerleşimci ifadesini havuzlu villalar yaptığı, kestiği, biçtiği, girdiği, saldırdığı bir bölgeye mi çevirmek istiyor? Çünkü tek soluk alabildiği yer Gazze'nin Selahattin Koridoru. Yani Mısır üzerindeki o bölüm. Ne dersiniz? Burada Netanyahu'nun haritasında Batı Şeria yok biliyorsunuz. Tabii onu söyledim. Söyledi. Ben şöyle düşünüyorum. Ben Batı Şeria gibi mi yapacak Gazze'yi de? Girip çıktı. O görüntüleri de paylaşacağım. Buyurun hocam yorumlarınızı alayım. Sonra diğer konuklarıma da sözü şimdi, bırakayım. Hukukta hırsızlık ifadesinin hukuki karşılanması ifadeleri hukuk anabilimde ilk eski çağlarda oluşmaya başladığında ve zayıf kaldığında çalmak mübah, yakalanmak ayıp. Yani şu sıradaki bir benzetme gibi belki olabilirse Netanyahu ve İsrail yönetiminin hiç kimsenin durduramadığı, demin gördüğümüz farklı ifadelerde Blinken 9 ya da 10 kere gitti Tel Aviv'e. Tabii. Şey başlayalı 7 Ekim'den beri. O ya birileri orada yanlış söylüyor ya birisi yalan söylüyor ya da yani orada bir tutarsızlık var o ifadeler arasında yani ateşkes konusunda. Yani biz de yayın yaptık hocam, siz de eminim takip ettiniz. Sonuna gelindi. Bugün ateşkes, yarın ateşkes yani, diye ha oldu, ha olacak diye takip ettik. Eşiğe geldik falan, hiçbir şey yok. Dolayısıyla ben onun gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Ha orada bir şans tabii şimdi. Bu konunun durulması, yani İsrail veya Netanyahu işte sonuna kadar mübah bir şekilde gidecek. Batı Şeria dahil. İki tane unsur var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri seçimleri, yaklaşan seçimler. Yani Demokrat Parti liderliği tarafından işte bir aday çıktı. O adayın aslında son Netanyahu Amerika ziyaretinde, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde, Harris görüşmesinde çok da tatmin edici bir netice almadığını duyduk, okuduk, anladık. Çünkü Filistin'den bahsediyor. Doğru. Filistinlerin haklarından bahsediyor. Biden'dan farklı olarak Harris. Dolayısıyla gelirse böyle bir versiyon, yani bir yol, ikinci bir yol oluşabilecek. Ama Amerikan seçimleri için, seçmen için, oy verecek seçmen için bu meseleye ne kadar kanlı girilmesi mi daha avantajdır Demokrat aday için? Yoksa bir ateşkes ortamında bir böyle en azından bir iki aylık rehinelerin değişmiş olabileceği vesaire bir tabloda mı girebilmek daha bir Biden şeydir? Bu konuda sizin ikinci söylediğiniz konusunda ısrarlıydı. Evet. Bir ateşkesle i̇şte, Haziran'da açıklama yaptı. 2 Temmuz'da Hamas ona cevap verdi işte falan filan. Ama bir türlü işte burada farklılıkları görüyoruz. Ha, İsrail cephesinde de bu kadar batıda işte yürüyüşler, şunlar bunlar falan filan. Yani batı, hani demin dedik ya Türkiye ile Mısır'ın birlikte yüksek sesi etki yapar. Belki o batıya da yansıyabilirdi ama hiçbir etki yok. Tek bence şey Netanyahu aleyhine olabilecek gelişme içeriden olan tepkiler. Yani İsrail'in içindeki
O kısmi midir tabii, onu ne derecede etki sayabiliriz veya sayamayız. Son dönemde o rehinelerin ölü bulunmasıyla birlikte sonrasında ortaya çıkan ciddi protestolar var ama o protestolara da bir sertlikle yanıt vermeye çalışıyor sertlikle İsrail. Yanıt veriyor polis. Dolayısıyla bunun ben yani öncelikle bir ateşkesin oluşacağını tahmin etmiyorum. Orta Doğu uzmanı değilim ama tahmin etmiyorum. İsrail'in sonuna kadar, çünkü hiç durduran yok, demin söylediğiniz gibi hiç engel yok, bir şey yok. Sadece Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde orada bile yani Amerika bir şey söylüyor. Sadece no dedi Biden. O bayağı bir etki yarattı İsrail'de. O hani bir gazeteci sordu şeyden ayrılırken Beyaz Saray'dan. O bile bir böyle salladı ortalığı filan ama onun ilavesinde bir cümle bile kurmadı. Dolayısıyla bütün bu 1967'den beri geriye doğru, 47'den beri aslında başlayıp, 48'den beri başlayıp 67 daha sonra işte 73 Harbi vesaire geriye doğru giden bu artık haritada da demin dediğiniz gibi göremediğimiz nokta halini bile kaybeden Batı Şeria'dan bahsediyoruz. Aslında onun haritası var, ekranlara getirelim. Biz Batı Şeria'yı zaman zaman haritalarda böyle bir bölüm olarak gösteriyoruz ama arkadaşlarımız onun içine biraz daha mercek altında tuttukları zaman nasıl bir Batı Şeria olduğunu da ekranlara getirelim. Şimdi Gazze'yi Batı Şeria yapmak istiyorlarken işte Batı Şeria dediğimiz yer böyle bir yer. Yerleşimlerin olduğu, aralara girildiği, istediği zaman İsrail'in girip istediği operasyonu yaptı. Kudüs'ün durumu gidenler görmüştür. Sokak sokak ayrıldı. Her yerde İsrail askerlerinin, polisinin görev yaptığı, bulabildikleri her yere yerleşimcilerin girdiği, işgal ettiği bir tablo. Batı Şeria bunu bile haritada artık gösterme gereği duymayan bir Netanyahu bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı? Aslında bilinçsiz yapma. Benzer şekilde Eylül 2023'te de Birleşmiş Milletler kürsüsünü de göstermiş benzer harita. Tabii. Burada aslında bir ilave yapmak isterim. Türk-İsrail ilişkileri açısından yani 7 Ekim'den sonraki Türkiye Cumhuriyeti'nin işte bu olan trajedi karşısındaki dik duruşu vesaire bütün bunların öncesinde aslında hani Mısır'ı bahsediyoruz, Suriye ile işte yakınlaşma tekrar olacak mı vesaire 2023 yılında İsrail'le de aslında diplomatik açıdan bir takım ilerlemeler olmuştu. Bir yeni Sayın Büyükelçimiz atanmıştı oraya. Mesela medyanın gözünden belki kaçtı. 20 Eylül 2023 günü, 7 Ekim'den 15 gün önce bizim Tel Aviv yakınlarında iki şehidimizin yattığı Birinci Dünya Savaşı'ndan bir anıt vardır, şehitlik vardır. Bir yüzbaşıyla albay yatar orada. Sayın Büyükelçi 20 Eylül günü o anıta bir saygı ziyareti buluyor, çelengini koyuyor. Çelengini koyduğu dakikada İsrail Hava Kuvvetleri'nden bir filo yukarıdan saygı geçişi yapıyor. Büyükelçi aşağıda çelengini koyuyor. Bu noktaya gelebilmişti. Bunun da devamı da olacaktı. Yani benim yakın görüştüğüm bir değerli dostumdur. Dolayısıyla bu da tabii 7 Ekim'den sonra maalesef düştü bu tablo. Ama Mısır, işte İsrail vesaire yani bu Yunanistan'a karşı dengeleme, Doğu Akdeniz enerji yani programımızın da ana başlığı ya. Oldu. Onun akışı içinde maalesef bu şans tabii şimdi artık yok. Peki. Hocam.